Kubilay Bey merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Hızlıca soruma geçiyorum ve ardından sözü size bırakıyorum izninizle. Kubilay Bey, dış dünya ile aramızdaki en kısa mesafede duruyoruz. Çünkü dış dünya ile dolaysız kurduğumuz tek iletişimi duyu organlarımızla gerçekleştiriyoruz. Haliyle gözümüzün gördüğüne, kulağımızın işittiğine inanıyor, güveniyoruz. Ama diğer her şeyi geride bırakacak olursak bile illüzyonistlerin gösterilerinde şahit olunan deneyimler duyularımıza pardon, çok da güvenmememiz gerektiğini söylüyor. Peki illüzyonistler zihnimizin hangi açıklarını kullanıyor da bu kadar rahat bizleri kandırabiliyor, yanıltabiliyor? Kendimiz hakkında bilmemiz gerekenler nelerdir? Yani bayağı bir külliyatlı sorular bunlar, değil mi? İki üç tane şey bir arada. Önce ilk kısmını anlatalım. Dış dünyayla ilgili bizim bilgilerimiz, duyu organlarımız vasıtasıyla, evet, duyu organlarımız vasıtasıyla bayağıcası oluşur. Ama bu bilim felsefesinin ve bilgi kuramının zaten çokça tartıştığı, konuştuğu bir meseledir. O da şu, yani peki ben bu duyu organlarıma niye güveniyorum kardeşim? Niye bu kadar güveniyorum bunlara? Değil mi? Yani. Evet. Şimdi bak, yanılma kısmından önce bir şey kısmı var. Beceri kısmı var. Benim duyu organlarımın becerileri kısıtlı. Mesela benim köpeğim benden çok daha iyi duyuyor. Benim var olduğunu bilmediğim kokuları, sesleri o yaşıyor, ediyor. Ya diyorum, delirdin mi yani falan. 1 kilometre öteden geçen bir köpeğin kokusunu alıyor, değil mi? Evet. Şimdi ben buralarda körüm. Körüm. Yani ben hiçbir şey bir insan olarak şeyin dalga boyutunun çok kısıtlı bir yerini görebiliyorum. Kısıtlı bir yerini işitebiliyorum vesaire. Dolayısıyla bir, hadi yanılma kısmını geçelim. Zaten işlediğin veri itibariyle dış dünyanın ne kadarını şey yapabiliyorsun ki, görebiliyorsun ki. Şimdi önemli olan o değildir. Önemli olan akıl yürütmedir. Bakın yani ben de hiç, şimdi yıldızları, milyonlarca ışık yılı ötedeki yıldızları biz gittik gördük mü? Ama akıl yürütme yoluyla biz onların her şeyini biliyoruz. Asıl olan akıl yürütmedir. İllüzyonist nerede kandırır? İllüzyonist bir yerde kandırmaz. İllüzyonist zaten insan algı sistemi kendini kandırmak üzere inşa edilmiş bir sistemdir. Neden? Örnek vereyim, şimdi senin retinan şu kadarcık ya. Tamam mı? Zaten nesneleri ters görüyorsun. Tek boyutlu görüyorsun. Şu kadarcık görüyorsun. Ama ben orada acayip bir derinlik algısı görebiliyorum. Renkler görebiliyorum. Hareketler görebiliyorum. Bilmem ne yapabiliyorum filan. Bunlar nasıl oluyor? Algı sistemi kısa yollar keşfediyor. O kısa yollar, kestirme yollar sayesinde kendini kandırarak şeyi gerçekleşiyor, algıyı gerçekleştiriyor. Böyle yapmasa en ufacık şey için beyin 1 milyon saat hesap yapmak zorunda kalır. Bazı şeyleri temel kabul olarak yapar. Algı sisteminin kendine özgü yanılgılarını, ön kabullerinden doğan yanılgılarını sanata çevirmektir. Biz bunu yaparız. Ya aslında genel olarak baktığımızda sihirbazlık veya illüzyon bir yalan söyleme sanatı ve Yok siz yok. de bunu ifade Kesinlikle. ediyorsunuz zaten ki Bu her sanat dalı ayrı için bunun kanattır. geçerli bir kural olduğu da Hayır. söylenebilir mi? Yani Hayır canım. Kesinlikle yalan söyleme olur mu? Hiç dünyada yalan söylemeyen bir insan varsa sihirbazdır ya. Başından peşin peşin söylüyor, ben seni kandıracağım diyorsun yani. Gönüllü olarak da sen de benim kandırmamı istiyorsun. Bu bir eğlencedir. Hiçbir şekilde yalan yoktur yani sihirbazlıkta. hocam ben bizim de böyle bu konuda tam da bu konuda sormak istediğimiz bir soru vardı aslında. İzninizle öte yandan bir baktığımız zaman seyirci de kandırılmak için orada. Tabii. Gösteriye geliyor, orada olup bitenlerin bir Tabii. yanılsamadan ibaret olduğunu bilerek Biliyor. izliyor Tabii. ve çıkışta adam da ne kadar büyük bir yalancı bile demeden ve muhtemelen halinden oldukça da memnun bir şekilde oradan ayrılıyor. Evet, aynen Peki öyle oldu. sizin yaptığınız işi bu kadar ilgi çekici, insanların kandırılmasına böylesine meraklı kılan nedir? Yani insanlar neden bile isteye kandırılmak istiyorlar? Nedir buradaki mesele? Bir kere çok tatlı bir soru sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum.
buradaki temel mesele şudur. Bir, şaşırma duygusu temel duygudur. Ve şaşırma duygusunu öyle sık yaşayamazsın. Yani bir şeylere şaşırmak değil, ah diye şaşırmak. Aklın durarak, aklın devreden çıkarak şaşırma denen şey çok nadir yaşarsın hayatında. Tamam mı? Ve bunu istersin, bu temel duygulardan biridir. Çünkü şaşırma olmazsa hayatta kalma olmaz. Evrim psikolojisi açısından baktığın zaman da bu böyledir. Çünkü şimdi karşıdan bir hayvan geliyor, tanımadığın bir şey, tamam mı? Sen onu gördüğün zaman bu ne lan deyip şaşırmazsan kaçacak mısın, saldıracak mısın, ne yapacaksın, değil mi? Bu kararı veremezsin. Şaşırma doğrudan insanın hayatta kalma becerisi, içgüdüsüyle alakalıdır ve bilenmesi gerekir. Biz hayatta kalma becerilerimizi bilemek zorundayız. Onun için sihirbazlara bunun için ihtiyacımız var. Onlar bizim hayatta kalma becerilerimizi bileyen, menevişleyen insanlar. Tamam mı? Çünkü şaşırma temel duygu. Bunu da başka kimseyle yapamazsın. Yani sinemada belki şaşırtacak bir sahne bilmem ne falan olabilir ama münhasıran şaşırma işi eksklusif olarak, yani şaşırma işi sihirbazlara ait bir kategoridir. Onun için seve seve geliyorsunuz. Bir de çok eğlendiriyoruz biz sizi ya. Yani. Evet. Peki hocam, çok sayıda sahneniz oldu. Çok sayıda gösteri gerçekleştirdiniz ki seyircilerinizden bazıları ben dikkatli olursam hilesini yakalarım düşüncesiyle geliyor bile olabilir. Diğer yandan illüzyon bir algı meselesi ise bazı izleyiciler gerçekten de kilidi çözebilirler. Peki böyle bir durumla, yani dikkatli bir seyirciyle karşılaştığınız oldu mu hiç? Çok, ama önemli değil ki benim için o. Ben orada toplam illüzyonu kurarım. Ben gecenin toplam eğlencesini, gecenin toplam duygusunu kurarım. Yani sen şimdi film seyrederken, ha ha şurada kameranın burada olması lazım, çaktım, öğrendim diye seyretmezsin ki. Ya da Sertab Erener konserine gittiğin zaman, si bemol bu falan demezsin, anlatabiliyor muyum? Kendini kaptırırsın, gidersin. Benim sihirbaz olarak, sahne sanatçısı olarak başarım, senin geldiğin zaman o bir saat, bir buçuk saat kendini bir şeyde hissetmeni, toplam bir illüzyonun, toplam bir eğlencenin, neşenin içinde hissetmeni sağlamaktır. Eğer ben bunu yapamıyorsam o zaman sen, ulan onu öyle mi yaptı, böyle mi yaptı, orada iplik mi var, burada mıknatıs mı var diye düşünmeye başlarsın. Benim gösterime geldiğiniz zaman böyle bir fırsatın olmaz zaten. Ha, düşünürsen de bulursun. Ne var canım, Allah Allah, yani biz de şey değiliz ya, hani doğaüstü bir varlık değiliz herhalde, değil mi? Yani tabii ki bulunabilir. O kadar da önemli bir şey değil o yani. Aslında önemli hocam... olan kısım şu. Yani şimdi sahnede bir şey yaparsın, numaran anlaşıldı, değil mi? Yani ne olacak? Abi bana bir şey olmaz da seyircinin keyfi kaçar yani. Onun için gelmedi o. Hayran olmak için geldi. Onun için saygıdır yani. Bir de bizim sırlarımızda ne olacak? Yani bizim sırlarımız şey değil ki, günün sonunda insanların hakkına tecavüz eden, bilmem ne yapan, haksızlık, hukuksuzluk, ne bileyim dolandırıcılık, riyakarlık sırları değil ki. Eğlence sırları yani. Ne olacak? Bir şey olmaz. Aslında hocam tam olarak sormak istediğim şuydu. Yani kocaman bir salonda belki binlerce kişi var. Herkes elbette ki eğlenmeye geliyor. Ama birisini işte o püf noktayı yakalayabilen, o gösterinizin o enerjisini yakalayıp oradaki detayı görebilen o bir kişi dahi olsa, onu benden ya da orada göremeyenlerden ayıran nedir? Ben bunu merak ediyorum. Ya belki de sihirbazdır adam. Allah Allah, ne olacak, biz de gidip seyretmiyor muyuz başkalarının şeyini? Ama şöyle soruyorsan, yani şunu söylüyorsan, Kube diyorsun ya, şimdi sen böyle yapıyorsun, bak herkes sağ eline bakıyor, bir tanesi de sol eline bakıp anlamaz mı? Aradaki beyin farkı nedir diyorsan, aradaki beyin farkının ne olduğunu söyleyeyim sana. Yani bu bazı insanlarda şöyle bir şey vardır. Bu sihirbazlık denen sanat tamamen insanın algılarını yönetmekle olan bir şey. Algılarını yönetebilmek için ne yapacaksın? Önce dikkatini toplayacaksın birisinin. Sana bakmasını, seni izlemesini sağlayacaksın. İkincisi, duygusal bir angajman kurmasını sağlayacaksın. Senin kurduğun duygusal dünya, heyecanlar vesaire oralara gelmesini sağlayacaksın.
Şimdi eğer duygusal angajman kurmayı bilmeyen birisi ise, tamam mı? Dikkatini toplayamıyor. Mesela Asperger sendromu vardır adamda, tamam mı? Yani düşük seviyede. Normal hayatını sürdürebilecek kadar normal gibi görünür ama aslında baktığın zaman Asperger'dir herif yani. Ya da otistiğin, otizmin bir küçük bir versiyonudur filan. Şey yapamaz. O öyle bir angajmana giremez. Onun hayatında yoktur. O zaman o böyle Android seyreder yani. Tamamen şeye bakar. Ama o şiiri de öyle okur yani, okursa. Ya büyük ihtimal futbol maçı da öyle seyreder. Vurdu gitti, 90 metre oldu falan diye. Yani bunun, bu konuşmanın sonu, bir sonra yapacak olursak bir daha böyle bir keyifli röportaj falan. Bunun İnşallah. Sonu şeye gidiyor. Ayna nöronlar meselesine gidiyor. Yani ayna nöronu olmayan, gelişmemiş bir tipse bu. Neandertal'den geliyorsa yani, tamam mı? bu eleman girmez yani. O şeyi yapmaz. O sihirbazlıktan hiçbir şekilde zevk almaz. Ama o hiçbir şeyden zevk almaz yani. Anlatabiliyor muyum? Anladım hocam. Ya benim gösterime gelip de yani şeye bakan, oradaki Messina'yı ben arıyorum diye bakan adam zaten bilet parasını boş bir yere harcamıştır. Bana ne sorsa söylerim zaten yani. Hocam, kendimizi basit bir pinle izliyorum. Bu hocam şeyden mi? Yani benim yaşımla alakalı bir şey mi? Yoksa işgal ettiğim pozisyonla mı alakalı bir şey hocam? Gittikçe daha çok sayıda insan bana hocam demeye başladı. Bu bana hocam, şey yapıyor. Hocam tamamen ağız alışkanlığı. Yani bunu söylerken bile hocam diyorum. Ya öğretmen olmamın verdiği bir durum da var ortada. İşte hocam diyorsunuz ki bence hocam lafında gerçekten hak ediyorsunuz. Ufacık bir bilgiyi öğrenebildiğim ve onu kendi hayatımda evet bunu koymalıyım ve devam ettirmeliyim dediğim her şeyden bir şeyler öğreniyorum. Ve bir şeyler öğrendiğim Süpersin. İnsanlara da hocam demeyi seviyorum. İzninizle. Şahanesin hakikaten, bravo. Siz de öylesiniz. Hocam şimdi başka bir sorum var. Kendimizi basit bir pinne illüzyonuna maruz bıraktığımızda bile yaşadığımız yanılsamalar aslında algılarımızın çok da güvenmememiz gerektiğini gösteriyor. Peki işi tırnak içinde söylüyorum, kandırmak olan biri olarak gerçek hayatta kandırılmamamız için bizlere neler tavsiye edersiniz? Pinne illüzyon ne demek bilmiyorum ama basit bir illüzyonla karşılaşınca bile kanabiliyorsak, yani ne bileyim ben elimde tuttum bunu böyle yaptım. İşte hocam, şey var ya, noktaların birleştiği ve onun döndüğünü sandığımız evet o algı. Şey, Müller, Layer falan filan onlar. Şimdi tamam yani basit bir şeyde bile kaptırıyorsak kendimizi, evet, normal hayatta kandırılmamayla nasıl başa çıkabiliriz? Soru evet, bu. Kesinlikle doğrudur yani, hocam. O zaman birincisi, bu konuda Türkçe'de yazılmış en şey kaynaklardan bir tanesi de benim kitabımdır. Bir Sihirbaz'ın İtirafları. Onu sesli kitap olarak dinleyebilirsiniz. Bir Sihirbaz'ın İtirafları. Orada etraflıca anlatıyorum. Şimdi gündelik hayattaki bu dolandırıcılık, insanların birbirini suistimal etmesi vesaire falan filan, buradaki kandırmacalarla bizim o illüzyon kandırmacaları arasında akrabalık var ama aynı şey değil. Aradaki temel farkı söyleyeyim. Yani bir dolandırıcı veyahut da işte senin kalbini çalmaya çalışan bir hıyar falan, anlatabiliyor muyum? Bunların kandırma şekli tamamen başka bir yerden çalışır. Başka yerden çalışır. Nereden çalışır biliyor musun? İnsanın bazı zayıflıkları vardır. Bunların da yine evrimsel açıklamaları var. Senin birisine kanman için onda senin karşılığında olması lazım. Yani mesela bir yerden birisi geliyor diyor ki ya 100 lira ver 500 lira kazanacaksın falan. Yani eğer sende bu açgözlülük yoksa zaten o adam seni kandıramaz. Açgözlülük yüzünden gözün kararıyor, irrasyonel olmayan bir karar veriyorsun. Olur mu lan 100 lira vereceksin 500 lira kazanacaksın? Böyle bir şey var mı gerçek hayatta? Ama açgözlülük seni öyle bir ağzını sulandırıyor ki rasyonel olmayan bir şeye heyecanlanarak gidiyorsun. Tamam. Yani bu o tür kandırmalarda tek şey duygusal şey kurmaktır. Yani bir angajman kurmaktır ve bir aynalama yapmaktır. Karşındaki insanın
gri alanlarını bulmaktır. Onun için ona bir sihirbazın söyleyeceği bir laf yok yani. Kandırılmamak için ne yapmamız lazım? Doğru düzgün bir insan olun, kandırılmayın. Yani anlatabiliyor muyum? Bu kadar basit. Düzgün olursan böyle hakkın olmayan şeylere ulaşma arzusuyla yanıp tutuşmazsa hiçbir sorun olmaz. Hocam peki siz illüzyonistlerin, bunu genellemeyeyim hatta sizin üzerinizden sorayım. Siz bir illüzyonist olarak dünyaya nasıl bakıyorsunuz? Yani elbette sizin bakışınızla benim bakışım bir olmasa gerek. Siz bir resme baktığınızda, dünyada gençlere baktığınızda, insanlara baktığınızda ya da bir olaya baktığınızda ne görüyorsunuz? Ya benden farklı olarak nasıl bir dünyanız var? İllüzyonist yani büyük ihtimalle şimdi benim dünyamla senin dünyanın arasında bir fark yoktur. Hepimiz ikimiz de aynı incelikle bakıyoruzdur olaylara. Ama benim kitlelere bakışım, kitle davranışlarına bakışım senden biraz farklı. Benim kitlelere bakışım şudur. Yani seyirci davranışlarının kitlelerde aynı şekilde cereyan ettiğini görüyorum. Dolayısıyla kendi seyircime küçük bir kitle olarak ne yapabiliyorsam, onları nelere heyecanlanıp nelere üzüldüğünü, ne olduğunu, duygularının nasıl yönetildiğini falan çok iyi bildiğim için kitlelerin de aynı şekilde davrandığını görüyorum. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde böyle görüyorum bunu. O da 5 yaşında bir çocuktur yani. Kitle dediğin de budur. Yani bildiğin 5 yaşında bir çocuktur. Yani üstelik çok garip bir şey söyleyeyim sana. Sen 55 tane üniversite profesörünü bir araya getir. Tamam mı? 55 tane şahane profesör, Ayşe Hanım, Fatma Hanım bunlar bir araya gelsin, Ahmet Bey falan filan. Hepsi son derece olgun insanlar olsun. Bir araya getir bunları. Bir arada bir süre bir toplam bir davranış sergilemelerini sağla. Sonuçta hepsi 5 yaşında insan gibi davranacaktır. Yani ve aynen de o şekilde yönetilir yani. O benim dünyaya bakışımla senin bakışın arasındaki mesleki farklılık işte bu. Ben insanlara 5 yaşında bir kitle olarak bakıyorum. Yani birey insanlara değil ama kitle davranışına öyle bakıyorum. Hocam çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay canım.